Cumhuriyet Halk Partisi hala birçok polemiğin ortasında, daha doğrusu restleşmelerin. Geçtiğimiz gün Balıkesir konusunda da yine İyi Parti lideri Meral Akşener ile Özgür Özel arasında bir restleşme gündeme gelmişti. Sarıyer'de de İstanbul'da da bu yeniden gün yüzüne çıkmış durumda. Mevcut Başkan Şükrü Genç biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sarıyer'i kazanmıştı. Fakat CHP'den bu seçim için, 2024 yerel seçimleri için aday gösterilmeyince ipler koptu. Bağımsız olarak seçime girecek. Çok ciddi bir oy oranı olduğu da dile getiriliyor. Bunu da göreceğiz. CHP lideri Özgür Özel de bu yüzden çekil diye bir çağrıda bulundu kendisine. Fakat Şükrü Genç o reste adeta bir restle karşılık verdi. Yanıtı gecikmedi. Çekilmiyorum, sen adayını çek, Oktay'ı çek dedi. Oyları bölme ifadesini kullandı. Sizin güzel sesiniz. CHP lideri Şükrü Genç'e çekil çağrısında bulunmuştu. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Şükrü Genç'in bu çağrıya yanıtı Hodri Meydan oldu. Oyları bölmeyin, siz çekilin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç seçimlere bağımsız olarak gireceğini açıklamıştı. Halkımız yürü dedi, yürüyoruz. Yolumuz açık olsun. Yine birlikte kazanacağız. Bağımsız aday olarak devam ediyoruz. Genç'in adaylığını ilan etmesinin ardından CHP lideri Özgür Özel Sarıyer'de düzenlenen mitingde Şükrü Genç'e son kez çağrıda bulundu. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Pazartesi günü gelirim, rozetimi kendim takarım. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Özgür Özel'e yanıtı gecikmedi. Genç, CHP liderinin bu sözlerine çekilmiyorum, sen Oktay'ı çek, oyları bölme yanıtını verdi. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart akşamı önemli bir karara imza attı. Biliyorsunuz malum Ramazan ayı içerisinde gerçekleşiyor seçim ve gelen talepler üzerine inceleme yaptı kurul. İftar vaktinde sandık görevlilerinin mola vermeden oy sayımına devam etmesi kararı alındı. Yüksek Seçim Kurulu seçim mevzuatını ve yasaları uygulamakla yükümlü bir kurum. Tam 51 yıl aranın ardından seçimler Ramazan ayına denk geldi. Yüksek Seçim Kurulu seçim akşamı iftar molası olacak mı sorusuna yanıt aradı. Yasal düzenlemede seçim iş ve işlemlerinin aralıksız devam edeceğini düzenledi. Soru da talep de Osmaniye Bahçe İlçe Seçim Kurulu'ndan geldi. 31 Mart'ta oy sayımının 17'de başlayacağı hatırlatıldı. Ramazan'da sadece suyla oruç açılmasının sağlıklı olmadığı ifade edildi. Sandık görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği soruldu. Gelen talebi değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu noktayı koydu. Başkan Ahmet Yener, işlemler aralıksız devam edecek dedi. Yüksek Seçim Kurulu seçimler bittikten sonraki oy sayım ve döküm işlemlerine ara vermeksizin devam edilmesi gerektiğini hüküm altına almış ve bu konuda il ve ilçe seçim kurullarının tereddütlerini gidermiştir. Avrupa Konseyi'nden seçim gözlem misyonunu ağırladı Başkan Yener. Sorunsuz bir seçim olması için her türlü tedbirin alındığını vurguladı. Avrupa Parlamentosu'ndan heyeti ağırladık. Onlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bizler ve tüm ülke seçimlere hazır. Propaganda serbestliği içinde son saatlere girildi. Yerel seçimlere katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar cumartesi günü saat 18'den sonra sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapamayacak. 31 Mart pazar akşamı ise Yüksek Seçim Kurulu aksini duyurmadıkça 23.59'dan sonra medya kuruluşları elde ettikleri bilgileri kamuoyuyla paylaşabilecek, yayın yasağı kalkacak.